Beko Yelda İpekli ile Purple Rain etkisini sunar. Yerli otomobil TOGG'un konuşulduğu şu günlerde Türkiye'nin ilk yerli üretim otomobili devrimin hikayesi aklıma geliyor. Bu arada TOGG'un başarısını hayranlıkla ve gururla takip ediyorum. Bir markacı olarak marka ismini çok fazla benimsememekle birlikte ülkem adına çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum ve gurur duyuyorum. Gelelim devrime. 61 yıl önce Türk mühendislerince 129 günde üretilen devrim arabalarının trajik bir sonu var ve bence bu tamamıyla bir iletişim hatası. Hikaye Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in 1961'de TÜSİAD toplantısında bir yerli otomobil üretmenin zamanının geldiğini söylemesiyle başlıyor. Türkiye'nin gündemi yerli otomobille sarsılıyor. Fakat çok fazla inanç da yok kimsede. Ancak tüm bu olumsuz düşüncelere rağmen inanılmaz bir başarıyla 129 günde devrim arabası üretiliyor. Projede 20 mühendis ve 200'e yakın işçi görev alıyor. Çalışanlar için bugün Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi adında kısaltması TÜRESAŞ olan Eskişehir Demiryolu Fabrikaları Dökümhanesi belirleniyor. Ki bu bina şu anda devrim otomobilinin sergilediği bir müze alanına da çevrilmiş durumda. İki farklı numune oluşturuluyor. Biri siyah, biri beyaz. Siyah olana tecrübe adı veriliyor. Beyaz olana da devrim. Tecrübe yani siyaha boyanan ilk aracın son çalışmaları yürütülürken diğer beyaz olan devrimde son hızla çalışılıyor. Hatta son kat boyası 28 Ekim tarihinde trende vuruluyor. Pasta ve cilası da Ankara'ya sevk edilirken işte bu trende yapılıyor. Buharlı lokomotifle çekilmesi sırasında bacadan çıkan kıvılcımlarla aracın alev almaması için de benzin depoları her iki aracın da boşaltılıyor. Devrim arabalarını taşıyan tren sabaha karşı Ankara'ya ulaşıyor. Arabalara eşlik edenler ne yazık ki benzin ikmalinden haberleri olmuyor. Meclisin önünde durum anlaşılıyor ve birine benzin konuluyor. İkincisine de yani beyaz olan devrime de benzin ikmali yapılırken Cemal Paşa neler oluyor diye soruyor. Direksiyondaki mühendis Rıfat Serdaroğlu paşam benzin bitti cevabını veriyor. Cemal Paşa Anıtkabir'e tecrübe adı verilen siyah araçla seyahat ediyor. Arabadan iniyor ve diyor ki batı kafasıyla otomobil yaptığınız zaman doğu kafasıyla benzin ikmalini unuttunuz. İşte burası tam bir iletişim hatası. 30 Ekim sabahı bütün gazeteler söz birliği etmişçesine devrim arabasıyla ilgili 100 metre gitti bozuldu manşeti atıyor. Fakat siyah olan diğer aracın ilk gün hipodromda yaptığı geçişten veya Cemal Gürsel'in Anıtkabir'e ziyaretini bu araçla yapmasından hiç bahseden olmuyor. Gündemdeki bütün haberler ve halk arasında konuşulanlar hep ince bir espriyle alaya dönüşüyor. Ve basın o dönem devrim için ayrılan ödenek heba edildi diye fazlaca manşet yapıyor. Oysa ki ayrılan ödenek 1 milyon 400 bin TL. Aynı yıl Tarım Bakanlığı tarafından at neslinin islahı için ayrılan ödenek ise 25 milyon TL. TOGG'un tanıtımının ardından işte akıllara, aklıma bu Eskişehir müzede sergilenen devrim arabası geldi. Türkiye'nin ilk yerli otomobili devrimin filmi de yapıldı. İzleyenleriniz belki vardır ama gerçekten çok başarılı bir filmdi. Ama şimdi yeni bir dönem başlıyor. Hayatımızda TOGG var. Umarım 2022 yılının son çeyreğinde gerçekleşmesi planlanan üretimiyle birlikte yaklaşık 1500 kişinin istihdam edileceği TOGG projesi gururla büyümeye devam eder. Beko, Yelda İpekli ile Purple Rain etkisini sundu.